Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salati ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sahla. Perşembe akşamları hadis dersimize İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin, Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ashabine inen en ağır olan ayet-i kerimelerden birini okumuştuk. Orada da öğrenmiş olduğumuz, almış olduğumuz ders neydi bizim? Semi'ana ve ata'ana. Ya Rabbi, işittik ve itaat ettik. Ümmet-i Muhammed'in özelliği buydu. İşittik ve itaat ettik. Hiçbir zaman Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmamamızı söylüyordu Allah Resulü bize. Onlar ne yapıyorlardı? İşittik ve isyan ettik. Yani sen peygamberlere diyorlardı, siz istediğiniz kadar söyleyin, biz bildiğimizi yaparız. Ama Ümmet-i Muhammed'in özelliği neyi? İşitip itaat etmez. Bu hafta ise öğreneceğimiz, okuyacağımız konu Babun fin nehyi anil bid'i ve muhdesatil umur. Bid'atlardan uzak durmak. Bid'at arkadaşlar, kelime manası icat etmek, örneği olmaksızın yapıp ortaya koymak, daha önce benzeri bulunmayıp sonradan ortaya çıkan şey. Kelime manası bid'at. Şer'an ise, şeriatte ise Asr-ı Saadet'ten sonra, Asr-ı Saadet yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, o sahabeden sonra çıkan şer'i bir delile dayanmayan, şer'i bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Asr-ı Saadet döneminde olmayan, sonradan ortaya çıkan fikir, inanç ve ibadet yönünden ortaya çıkan şeyler. Alimler bu bid'atı iki kısma ayırmışlar. Birincisi bid'at-ı hasene, ulema tarafından hoş görülmüş. Buna bid'at-ı hasene, bid'at-ı mahmude veyahut da bid'at-ı hudade deniyor. Bunun birinci kısım bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf üzerinde toplanılması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim sayfalara yazılmıştı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Onu bir mushaf haline getirdi. Alimler demişler ki tamam bid'at hasene güzel bir şey ümmet için. Teravih namazının cemaatle kılınması, minarelerin yapılması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde minare yok. Minare ve medreselerin yapılması, bunlar neyi? Bid'at-ı hasene olarak ümmet, ulema, alimler ikiye ayırmışlar. Bir diğer bid'at ise bid'at-ı seyyi'e, mezmume veyahut da dalale diye üç ismi var. Bu ise ümmetin, ulemalarının hoş görmediği bid'atlar. Bunlar da ne hangi ismi gireyi? Mesela bir türbeye gidip orada işte bez bağlamaları, çaput bağlamaları veya bir yakıt, bir mumlar yakmalar. Ne bunlar da neye giriyor? Bid'at-ı dalaleye giriyor. İşte bugünkü okuyacağımız bid'at meselesi. Estağfirullah. Allahu Teala Yunus suresi ayet 32'de buyuruyor ki فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne olabilir ki? Ya hakka tabi olacaksın. Hakka da tabi olmazsan gideceğin yer Allah muhafaza etsin. Sapıklık diyor Allah-u Teala. Yine En'am suresi ayet 38'de Estaizu billah Mâ farradnâ fil kitâbi min şeyin. Kitaptan hiçbir şey, yani indirmiş olduğumuz kitaptan diyor Kur'an-ı Kerim'den, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi tam mükemmel bir şekilde ne yaptık? İndirdik. Yine başka bir ayet-i kerimede فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz ne yapın? Allah ve Resulüne başvurun diyor Allah-u Teala ayet Nisa 59. Yine En'am suresi ayet 153'te buyuruyor ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. İşte bu benim dost doğru yolum, ona tabi olun.
fettebi'u ve la tettebi'u subula feteferraga bikum an sebilihi. Sizi Allah'ın yolundan çevirip fırkalara ayrılacak olan yollara tabi olmayın. Yine Ali İmran suresi ayet 31'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hadis-i şeriflere gelince an Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hazreti Aişe'den rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ahdese fi emrina hâza mâ leyse minhu fehuve raddu. Kim bizim dinimizde ona ait olmayan bir iş ortaya çıkarırsa o ondan reddedilir. Fehuve raddu yani. Dinde olmayan bir şey, aslı yoksa, dine dayanan aslı yoksa o nedir diyor, reddedilmiştir. Bir de Müslüm'ün rivayetinde ise men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel ortaya çıkarır da o çıkarmış olduğu amel de bizim dinimizde yeri yoksa o ondan merdud edilir, reddedilmiş olur diyor. Hazreti Cabir İbni Abdullah قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hazreti Cabir İbni Abdullah diyor ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesini yükseldir ve öfkesi kabarırdı. Sesini yükseldir, öfkesi kabarır ve gözleri kızarırdı. Hatta ke'ennehu munziru ceyşin yakul. Sanki bir orduyu uyarıyormuş gibi. O orduyu nasıl uyarıyormuş? Sabbahakum ve messakum. Yani aha sabahleyin size gelecekler ha. Aha akşam size gelecekler ha diye orduyu böyle telaşla uyaran bir komutanmış kimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle hutbe verirdi. Ve yakul denir derdik. Bu'istu ana ve sa'atu kehateyni ve yakrulu beyne isbi'ayhi sebâbedel usta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametle ben bu şekilde gönderildik diye arkadaşlar. Kıyametle ben. Biz sene kaçtayız Hicri? 1438'deyiz. 1438. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle gönderildim demiş. Şu iki parmak birbirine ne kadar yakın? Hiç arada bir fark var mı? Bu iki parmağın birbirine yakınlığı kadar gönderildim demiş. 1430 sene geçmiş, 38 sene geçmiş. Herhalde artık bu kadar her tarafı da zulüm kapladığına göre kıyametin yaklaşmış ya. Ümmeti her tarafta zulümde, her tarafı kan revan için. Allah'ım tez zamanda Suriyeli kardeşlerimize yardım eyle ya. Hakikaten çok zor durumdalar arkadaşlar. Dua etmeliyiz. Gece gündüz dua etmeliyiz onlara. Elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz madden ama fakat ne yapar ki ya? Ama gece gündüz inşallah hemen teheccüd vakitlerinde, her namazdan sonra, her vakitte aklımıza her geldikçe ya Rab diye elimizi açtığı zaman inşallah Allahu Teala boş döndüremez. Belki de içimizdeki talebelerin hürmetine, yaşlıların hürmetine, ihtiyarların hürmetine, kimsesiz çocukların hürmetine Allahu Teala inşallah dualarımızı boş çevirmez de oradaki kardeşlerimizi tez zamanda aydınlığa çıkar. Zor bir imtihan. Yani düşünün arkadaşlar, biz televizyonlardan bakamıyoruz ya. Televizyonlardan bakamıyoruz ya. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. İki gün bir soğuk oldu, evimizden dışarı çıkmadık. Evimizden dışarı çıkmadık, soğuk oldu diye. Veya sularımız kesildi diye belki abdest alamadık, namaz kılamadık. Ama oradaki insanlar 5 seneden belli ne su var ne elektrik var ya. Bunun için Allah rızası için bize düşen gece gündüz dua. Geçen gün bir video seyrettim. Aman ya Rabbi, Allah-u Teala da nasıl bir iman vermiş o çocuklara. Nasıl bir iman vermiş.
Anestezi yok arkadaşlar. Çocuğa şey dikecekler. Çocuğun başını dikiyorlar. Yani anestezi yok. Uyuşturamıyorlar. Çocuk ne okuyor arkadaşlar biliyor musunuz? لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ayet-i Kerime'yi unutuyor. O ağrıyı hissetmeyeyim diye. İçindeki imana, aşka bakın siz ya. Firavunlar da isteseler, Nemrut da istese, İran'ın şiaları da istese, Allah'ın izniyle bu insanları o da yenemeyecekler inşallah. Bu içinde bu imanı olan bu çocuklar yarın yetiştikleri zaman devletimiz, yurdumuz diye oraya geri sahip çıkacaklar. Şimdi belki de öldürüyorlardır babalarını, annelerini, kardeşlerini. Ama işlerinde bu şuur olduğu müddetçe, bu iman olduğu müddetçe düşünün ya, elimize bir şey batsa 2 gün 3 gün sızlıyor yani. Çocuğun kafasını dikiyorlar arkadaşlar anestezi olmadan ya. O acıyı hissetmeyeyim diye çocuk sure okuyor. Bizim öğrenciler de burada boş gelip yatıyorlar ya. Allah-u Teala bunun hesabını sorar öğrenci kardeşlerim. Eğer ders çalışmazsanız, bu imkanları iyi kullanmazsanız Allah-u Teala onların hakkını da sizden sorar ya. Onların hakkını da sizden sorar, hiç unutmayın. Ve yekul emma ba'd, sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor hutbesine. Fe inne hayral hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabıdır. Ve hayrul huda huda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem yoludur. Allah-u Teala inşallah cümlemizi kitabına uyanlardan eyliyor. Cümlemizi ömrümüzün sonuna kadar Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayırmıyor inşallah. Ve şerrul umuri muhdesatuhâ. Ve işlerin en kötüsü sonradan dine girdirilmeye çalışılan şeyler. Ve şerrul ve kullu bid'atin dalâle. Her bid'at de dalalettir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme yekul. Sonra devamında diyor ki: "Ene evla bi kulli mu'minin min nefsihi." Ben her mümin için diyor, kendi nefsinden daha öncelikliyim. Kendi nefsinden daha öncelikliyim. Geçen gün bir kardeşimiz aradı. Allahu Teala'nın içindeki imana bakan o kardeşimizin arkadaşlar. Hocam diyor, bir yerde oturuyordum. Bir baktım diyor, bir arkadaş geldi. Bir arkadaş geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir şeyler itham etmeye başladı diyor. Ya işte sizin peygamberiniz şöyle, sizin peygamberiniz böyle diyor. Kötü laflar etmeye başlayınca diyor, kalktım diyor, adamın boğazına yapıştım hemen diyor. Eğer diyor, bırakmasalar adamı boğar öldürürdüm diyor. Tutmasalar diyor. İşte bu hadis-i şerif arkadaşlar. Ben size hepinizden, nefsinizden öncelikliyim diyor. İlk müdafaa edeceğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsimize söve verirler. Eyvallah dedik. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şey itham ettikleri zaman onun boğazını sıkmak gerekir işte böyle. Men tereke malen feli ehlihi. Bakın, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bizimle ilgili? Men tereke malin feli ehlihi. Her kim diyor, biri vefat etmiş, mal bırakmışsa o mal aile ehlinin, ailesinin. Ve men tereke deynen ev dayaen fe ileyye ve aleyye. Eğer her kim ne diyor, borç bırakmışsa, yetimler bırakmışsa onların borcunu da ödemek, o yetimlere sahip çıkmak da bana gerekir diyor, bana ait diyor. Kimin borcu varsa gelsin benden alsın Allah razı olsun. Kimin yetim varsa gelsin bana bıraksın diye. İşte ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ene evle bi kulli mu'minin min nefsihi. Her müminin nefsinden ben daha öncelikliyim. Zira Allahu Teala da öyle demiyor. En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim diye Allahu Teala. Öncelik olarak ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmamız gerekiyor. Babun fi men senne sünneten haseneten evsiyyeten. Kim bir
iyi ve kötü çığır açma babı. O konumuz biraz kısaydı arkadaşlar. Yeni bir konumuz. İyi bir güzel bir yol açma kim onunla amel ederse veyahut da kötü bir yol açma kim de onunla amel ederse mükafatı veyahut da cezası ne? Allah-u Teala Furkan 74'de buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ Ve onlar ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak kimseler bağışla. Allah-u Teala inşallah zürriyetimizi salihlerden eylesin. Zürriyetimizi salihalardan eylesin. Yani bu dine hizmet edecek. Bu din için uğraşacak. Allah-u Teala'ya isyan etmeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yolunda gidecek nesiller versin inşallah bizlere. Ve cealne lil muttakine imama bizi takva sahiplerine önder yaptırırlar. Yine Enbiya suresi ayet 73'te ve cealnahum eyyummeten yehtune bi emrina. Onları emrimiz uyarınca doğru yola gösteren önderler yaptık. Hadis-i şerife gelince arkadaşlar bu konuyla ilgili iki tane hadis-i şerif var. Birincisi biraz uzun. An Ebi Amrin Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh قال Hazreti Ebi Amr Cerir ibn Abdullah diyor ki قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار bir gün diyor, günün daha başlangıcında biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in yanındaydık. فجاءه قوم حفاة عراة مشتبي النمار او العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. Bir gün diyor biz diyor günün başında otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına kaplan postuna benzeyen çizgili elbiselerle veyahut da abalarını delerek başlarından geçirmiş elbiselerini geçirmişler. Yani elbiseyi başlarından geçirmişler çuval gibi hiç başka bir şey yok arkadaşlar. Giyecek yani. Kılıçları kuşanmışlar. Bir kısmı mudardan veyahut da hepsi mudardan diyor. Hazreti Ebu Amr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların beyde çok fakir olduklarını görünce yani sanki bir abayı ortadan ikiye bölmüşler sadece üzerlerine atmışlar. Başka bir şey yok. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem لِمَا رَعَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ Bunları böyle muhtaçlıktan dolayı görünce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü değişti ya. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Harunla Allah-u Alem belki acaba içeride bir şey var mı bunlara vereyim diye ki. Sonra geri çıktı diyor. Sonra Hazreti Bilal'e emretti ki ezan oku, kamet getir. Sonra ezan okundu. Kamet getirdi. Namazı kıldılar. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe vermeye çıktı. فَقَالَ dedik Nisa suresinin ilk birinci ayet arkadaşlar. Nisa suresi. Estaizu billah. يَا اِيُّهُ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِلَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ayet-i kerimesini okudu. Ayet-i kerimenin maalesef arkadaşlar. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinize gözetleyicidir. Sonra diğer bir Haşr suresindeki ayet-i kerime okuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vel ayetul uhra leti fil haşr Ya eyyühellezine amenu ettekullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُ اللّٰهِ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Yarın için neler sunduğuna, neler hazırladığına baksın. Sen yarın gittiğin zaman ne bulabileceksin? Burada ne sunuyorsan, burada ne hazırlıyorsan, onun orada kat kat fazlasını bulacaksın. Çünkü bura
oranın tarlası. Burada ekmişsen orada bulabileceksin. Yoksa bulamayacaksın. Tasaddaqa raculun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i temrihi hatta qal velev bi şıkkı temrati. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, herkes dedi, altından, dirheminden, dinarından, elbisesinden, buğdasından, hurmasından ne varsa herkes bir şeyler tasadduk etsin. Versin yani. Hani biz bazı zaman arkadaşlar şu faturamız var veya filanca ihtiyaç sahibi verin def dolaştırıyor ki ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Verin ne varsa. Kimde ne varsa getirsin. Hatta diyor, hurmanın bir tarafını da verseniz, ikiye bölüp verseniz de verin yani. Vermemezlik etmeyin ya. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِسُرَّةٍ كَادَتْ كُفْ كَفُّهُ تَعَجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. Sahabeden bir tanesi diyor, bir torba getirdi ki o torba o kadar ağırdı ki taşımaya aciz ya. Zorla taşıyor mübarek. ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَامٍ hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yetehallalu ka'annahu muzhabat. Onun getirdiğini görünce diyor, diğer insanlar da getirdiler elbisesinden, işte yemekten, şundan bundan ne varsa getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yüzü sanki altınla yıldızlaşmış gibi parlıyordu. Sahabesinin böyle gayretli olduğunca, o insanların ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı giderilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevindi. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü dedi ki, men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dahu min gayri en yengusa min ucurihim şeyhu. Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, İslam'da güzel bir çığar açarsa, kim de onlarla amel ederse, 100.000 kişi mi amel etti, 1.000 kişi mi amel etti, o 1.000 kişinin ameli, sevabı eksilmeden bu çığırı, bu kapıyı kim açmışsa ne yapar? Allah-u Teala onun sevabını, onların sevaplarının aynısını ona yazar. 100.000 kişilik bir sevap ya. Bir hayır, bir kapı açtın, 100.000 kişilik bir sevap. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرَ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ رَوَهُ مُسْلِمٌ. Her kim dedi İslam'da bir çığır açarsa, kötü bir kapı açarsa, kötü bir yol açarsa, kötü bir yol açarsa, o kişiyle, onlarla kim amel etmişse, onların günahından bir şeyle eksilmeksizin bu kapıyı kim açmışsa onun günahların her hepsi aynı sonuna yazılır. Allah-u Teala inşallah cümlemizi kötü bir kapı açmaktan muhafaza eylesin. Sonra hadis-i şerif arkadaşlar. İbn-i Mesud'dan rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Leyse min nefsin tuktalu zulmen illa kâne alâ ibni âdemel evveli kiflun min dimâiha. Liennehu kâne evvele men sennel katli. Muttefakun aleyh. Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından, haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay diyor Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğluna yazılır. Kabil'e kardeşini öldürdüğünden dolayı ne yapılır? Ona bir pay, bir günah yazılır. Çünkü diyor yeryüzünde ilk insanı öldürme cürmünü o yapmıştı, günahını o işlemişti. Ondan dolayı kim bir günah işlediği zaman o günahı kim açmışsa, o kapıyı kim açmışsa o günahın ne yapalım işte aynısı ona yazılır. Allah'ım cümlemizi inşallah muhafaza eylesin. Rabbim duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Allah'ım tez zamanda Suriyeli kardeşlerimizi, Halepli kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın Rabbim inşallah. Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, hastaları ve hastalıkları olan kardeşlerimizin şifa bulması niyetine ve borçlu olan kardeşlerimizin de borçlarını tez zamanda ödemeleri niyetine El-Fatiha-tu ma'as-salamu aleyhi ve sellem.